güzel canlar. Öncelikle Cem'i cümlemizi, yüreğimdeki hak, ey bey ve insanlığın en güzel değer yardımlarıyla selamlıyor, aşkı niyazımı sunuyorum. Allah Allah. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları, çektiğimiz matemi, verdiğimiz lokmaları, yaptığımız hizmetleri dergah izzetinde kabul ve makbul eylesin. Allah Allah. Bizi Ehl-i Beyt'in darından, didarından, katarından ayırmasın. Allah Allah. Onların hüsn hümmetleri üzerimizde hazır ve nazır olsun Allah güzel Allah. Canlar. Bugünkü muhabbetimizin konusu Kerbela vakasında Pir İmam Hüseyin ile Yezid'in hem nesep hem de hal itibariyle bir anlatımı olacak. Şehitler Şahı İmam Hüseyin-i Deşt-i Kerbela'nın dedesi Muhammed Mustafa'dır ki o nübüvvet noktasında Cenab-ı Hak'la o bağlantıyı sağlamış ve aynı zamanda risalet ile Hak'tan aldıklarını halka getirerek onları aydınlatmaya, onları gerçeğe, onları hakikate götürme noktasında elçilik görevini yapmıştır. Yine dedesi Aliyel, babası Aliyel Murteza'dır ki güzel canlar. Aliyel Murteza velilerin şahı, 12 imamlarında birincisidir. Annesi ise İsmet ve İffet deryası olan Fatimatül Zehra'dır. Nübüvvet hanesinde doğmuş, nübüvvetin terbiyesiyle, velayetin güzellikleriyle donanmış olan İmam Hüseyin, insan-ı kamil mertebesinde zamanın imamı, aynı zamanda da cümle alemleri kendisinde cem etmiş bir insan-ı kamildir. Yezid'e bakıyoruz. Yezid silsilesi, müşrik takımı içerisinde cehaletin karanlığında nefsani ve nefs-i emmarenin bütün özellikleriyle donanmış bir aile içinde doğmuştur. Bakıyoruz nesep olarak Yezid'e. Yezid'in babası Muaviye. Muaviye kim? İmam Ali'ye karşı savaşmış, İslam'da nifaka neden olmuş, binlerce kişinin ölmesine sebebiyet vermiş bir kişidir. Peki Muaviye'nin babası kim? Ebu Süfyan. Ebu Süfyan Hazreti Muhammed'e karşı müşriklerin başında savaşmış, iftiralar atmış, nefsani bütün kötülükleri sergilemiş bir kişi. Muaviye'nin annesine baktığımız zaman da annesi Hinde. Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza'nın kalbini çıkarmış, yemiş olan bir kadın. Ve silsile olarak baktığımız zaman Abdülşems'le birlikte bu aile içerisinde o bölgede bulunan insanları ezen, sömüren, nefsani bütün arzu ve isteklerle hareket eden bir aile olarak görmekteyiz. Bu nokta itibariyle öncelikle Pir İmam Hüseyin ile Yezid arasında bu farklılığı ortaya koymak gerekir. Bir söz var. Aslıhu neslihu. Aslı pak, nesli pak. Gerçekten eğer o nesilde bir temizlik, bir paklık varsa ve aynı zamanda o nesilde bir arınma, temizlenme, paklanma, arı duru olma, nefsani bütün kötülüklerden uzaklaşma noktasında bir irşat varsa o hanede gelenler de o temizlikle birlikte o güzellikleri sergilemektedirler. Bakıyoruz Adem Ata'nın çocuklarından Kabil, Habil'i öldürerek, şehit ederek zalim tayfasından olmuştur. Yine Nuh Aleyhisselam'a baktığımız zaman kendi oğlu babasının irşat mekanizmasına tabi olmamış, isyan edenlerden ve de helak olanlardan olmuştur. Bu noktada elbette ki iyiden kötü, kötüden de iyi çıkabilir, doğabilir, hasıl olabilir güzel canlar. Ama Muhammed Mustafa'nın hanesindeki ilim,
hikmet ve irfaniyet içlerinden bir tanesinin bile negatif çıkması noktasında söz konusu olma noktası da yok güzel canlar. Bakıyoruz İmam Hasan'ın müşteba aynı ilim ve irfaniyetle, Hüseyin-i Deşti Kerbela aynı ilim irfaniyetle ve de Kerbela'nın dili, Kerbela'nın anlatıcısı, Kerbela'nın acısını yaşamış Zeynep ana, Zeynep babasının süsü anlamına gelir ki bu da İmam Ali'nin hitabetiyle hitap eden, İmam Ali'nin ilmini en güzel şekilde anlatan olduğundan dolayıdır ki Zeynep ismi kendi dedesi tarafından kendisine verilmiştir güzel canlar. Bu nokta itibariyle Yezid'e baktığımız zaman zalim bir tayfa içerisinde aynı zamanda da nefsani arzu ve isteklerle yetişmiş bir kişi. İmam Hüseyin ise irfaniyet çizgisinde o hüsnü güzelliklerle donanmış, Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerini kendisinde cem etmiş bir imam, bir zat, bir efendi, bir sultan olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Hüseyin haksal güzelliklerle, insani erdemlerle, insani kamil öğretisi içinde bütün güzellikleri topluma anlatmak, toplumu iyiliğe, güzelliğe, hayra, hasanete, aydınlığa götürme noktasında mücadele etmiştir. İmam Hüseyin hak ve hakkaniyet mücadelesi içerisinde o toplumun incisidir, aydınlatıcısıdır, irfan öğreticisidir. İşte bizler de ancak arınmışların, temizlenmişlerin, farklanmışların ilim, irfan, hikmet ve güzelliklerle donanmışların taraftarı ve tarafı olabiliriz. Yeryüzü Hüseyin'i güzelliklerle donanmadıkça yeryüzüne mutluluk, esenlik, barış ve güzelliklerin gelmesinin mümkünatı yoktur. O kendi arzusu, o kendi benliği, o kendi egosu için mücadele asla etmemiştir. Onun davası insanlık davasıdır. İnsanların insanca yaşayabilmesi için, insanların haksal aydınlığa, hidayete ulaşabilme noktasında bir mücadele sergilemiştir ki, işte bizim takip ettiğimiz, bizim talip olduğumuz, bizim onların güzellikleriyle hal olma noktasında takip ettiğimiz inanç önderlerimiz onlardır. Bu irşat mekanizması Adem Ata'dan başlamış, Muhammed Mustafa'yla kemaletini bulmuştur güzel canlar. Bugün dininizi kemale erdirdim. Maide suresinin 3. ayeti. Bu ayetle dinin kemali aslında Şah Merdan Ali'nin kendisi olarak beyan edilmiş. Çünkü bu ayet Gadirhum denilen mevkide geldikten sonra Hazreti Ali peygamberin yanına gelmiş. Peygamber de ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Benden sonra vasim, vekilim, halifem Şah-ı Merdan Ali'dir beyan etmesine rağmen ama kendisi dünyasını değiştirdikten sonra İmam Ali'nin hakkı olan hilafet onun elinden alınmıştır. Ve de bu yüzdendir ki İslam dünyasının beli doğrulmamıştır. İslam dünyasında hak ve hakkaniyet, İslam dünyasında insani erdemlerin bütün olguları o süreçte birlikte güzel canlar talan edilmiştir. İşte İmam Hüseyin o velayetin nuru olan İmam Aliyel Murteza'nın terbiyesi içinde, onun irfaniyet öğretisi içinde, onun imamet öğretisi içerisinde yetişmiş ve zamanı geldiği zaman da zalime karşı boyun eğmemiş, zilleti kabul etmemiş, insanların köleleştirilmesini, sömürülmesini, İslam'ın o güzel çizgisinden koparılmasına müsaade etmeme noktasında da sancağını çekmiş ve de Yezid'e
biat etmemiştir güzel canlar. Hüseyniler zalimlere biat etmezler. Karanlık diyarına boyun eğmezler. Onların işi insanların akıl ve gönüllerini aydınlatarak insanları hak ile hak, haksal güzelliklere ulaştırmak, insani kamil mertebesine getirmektir. Yezid ise İslam düşmanlığıyla ünlü Ebu Süfyan ailesinde olup tek istekleri, benlikleri, iktidarları uğruna yapamayacakları hiçbir şey yok. Şöyle ifade edeyim ki güzel canlar, 10 Ekim 680 tarihinde Şah İmam Hüseyin şehit edildikten sonra birçok yerde ayaklanma çıkmıştır. Bu ayaklanmaların biri de Medine'de, diğeri de Mekke'de olmuştur. Medine'ye 12 bin kişilik bir ordu yollanıyor, Medine talan ediliyor. Sahabe denilen kişilerin kızları, kadınları tecavüze uğruyorlar. Çıplak bir şekilde meydanlarda satılıyorlar. Soruyoruz, böyle midir İslamiyet? Veya da peygamberin bıraktığı İslamiyet böyle midir? Birileri Yezid'i halife olarak kabul ediyorlar. Muaviye'yi halife olarak kabul ediyorlar. Bir kişinin halife olabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın ilmine, hikmetine ve güzelliklerine muvaffak olması lazım. Yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Kendi nurundan üfleyip bütün isimleri öğretti. Peki Yezid buna haiz midir? Muaviye buna haiz midir? Emeviler buna haiz midir? İmam Hüseyin'le birlikte o güzel peygamberin getirdiği İslam yok edilmiş. Emevi İslamı, Muaviye İslamı, Yezidi İslam, Mervan ve Mervan'ın çocuklarıyla gelen Arap gelenek ve görenekleriyle donanmış yeni bir ahkam getirildi. Aslında getirilen ne biliyor musunuz? Müşrik inancının kendisiydi. Ve bugün bazıları bu müşrik inancını İslam sanmaktadırlar ve bunun çerçevesinde de hareket etmektedirler. Ama Ehl-i Beyt'i sevenler, Ehl-i Beyt'e gönül verenler, Ehl-i Beyt aşıkları, o sadıklar, o müminler Hazreti Peygamber'in getirdiği dini bırakmamış, Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin'in çizgisinden de asla ayrılmamışlardır. Allah. Bu nokta itibariyle Hüseyinliler kül aklın temsilcisidirler. Hüseyinliler aşkın, sevginin, muhabbetin, paylaşmanın, insan olabilmenin değerlerinin takipçisidirler. Yezidi olanlar cüz akıl ile hayvani ruh mertebesinde kinin, kibrin, buğzun, hasetin, kötülüğün, egonun, benliğin, kötü duygu ve davranışların sembolü olan Yezid'in tarafını seçmiş ve o şekilde de devam etmektedirler güzel canlar. İmam Hüseyin mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sancağıdır. Yezid ise zulmedenlerin, sömürenlerin, zalim olanların temsilcisidir. Şah Hüseyin zillet ile yaşamaktansa onur ve şeref ile şehitlik şerbetini aşkla içmiş, o canı, o başı hak yoluna feda etmiştir. Peki yalnız kendi başına mı? Çocuklarının başını da feda etmiştir. Kardeşlerini, sevenlerini, yarenleri de onun uğruna baştan, candan geçmişler. Ama o yoldan, o inançtan, o davadan, o güzellikten, insan-ı kamil öğretisinden asla vazgeçmemişler ve buna da taviz vermemişler. Yezid ise zillet içinde her türlü nefsani arzu ve istekle yaşayan, aynı zamanda kendi çevresini de bu şekilde işleyen biridir. Maymuna cübbe giydirip sözde salat ettiren, havuzları şarap doldurup şaraplarla ve bir sürü kadınla eğlenceler yapan,
istediğine zulmedip bu nokta itibariyle halkı sömüren bir kişiden nasıl halife olur veya da bu kişinin halifeliği nasıl kabul edilir? Evet, hükümet başına gelmişlerdir ama asla halife denilen noktaya gelememişlerdir güzel canlar. Biz de asla kabul etmiyoruz. İmam Hüseyin dedi ki ilmin, irfanın, hikmetin, aydınlığın ve hakkın aydınlatılması noktasında öyle bir meşaledir ki, öyle bir nurdur ki Cenab-ı Hak bizi o nurdan, o meşaleden, o çeradan ayırmasın. Hüseyin'i hal ile hallenmeyi, Hüseyin'i ilim ile ilimlenmeyi, onun hikmet deryasındaki hazinelere muvaffak olmayı nasip eylesin. Allah Allah. Ve şu anda oruç tutan, matem çeken, lokmalarla hizmet eden cümle canların da oruçları, hizmetleri, lokmaları dergah izzetinde kabul ve makbul olsun güzel canlar. Güzel canlar, birçoğunuz biliyorsunuz şu anda yürüyüş grubu da, oradaki canlarımız da bizleri dinlemekte. Hepsine aşk niyazlarımızı sunuyoruz. Allah Allah. Kemal Pirim, belki biz şimdi ibadete geçeceğiz. Siz tekrar kaldığınız yerden devam ederseniz çok sevinirim. Cümle canlara aşk niyazlarımı sunuyorum. Cenab-ı Hak bizi iyilikten, güzellikten, hayırdan, hasanetten ayırmasın. Allah Allah. O Adem Atay'la günümüz arasında insanlık için, insanlık davası için baş vermiş, can vermiş cümle şehitlerimizi saygıyla anıyor. Cümlesine rahmet diliyoruz. Allah Adem Allah. Atadan Muhammed Mustafa, Kerbela, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Sizi aşk niyazlarımızla saygılıyoruz, hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah Allah. Eyvallah. Allah yardımcılar olsun. Evet, dar duamızı alalım. Allah Allah. Allah Allah. Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden hayrimet göresin. Allah Allah. Darlarınız, divanlarınız kabul, muratlarınız hasıl ola. Allah Dergâh Allah. Dergâh izzetine yazılmış Allah ola. Allah Allah. Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali. İnayet eyleyin ya 12 Mazlum. Allah Allah. Yol gösterin ya 14 Mazlum. Allah Allah. Allah. Yardım eyleyin ya 17 Kemerbest. Allah Allah. Yarınızdan, divanınızdan, katarınızdan ayırmayın ya kırklar. Allah Allah. Başlanma senin hakkı hürmetin olsun ya Pirim Hünkaracı Bekmez. Allah Allah. Ya Rabbi Hallacı Mansur'un nesimi fazlını, Fatma Ana'nın darlarını kabul ettiğin gibi. Allah bizim Allah. De dar ve divanlarımızı dergah izzetinde kabul Allah et. Allah. Gerçeğe hümmümüne ya. Tecellanız, temennanız kabul, yüzünüz ak, gönlünüz de pak olan. Hak da cem-i cümlemizin yardımcısı olan. Allah. Gerçeğe hümmümüne ya. Bahri kainat, alemlere rahmet, verelim Muhammed Mustafa'ya ebedine canı gönülden salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Esselatu vesselam aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselam aleyke ya Aliyyullah. Esselatu ve selam aleyke ya Hatice Kübra Fatma Zehra Hayrun İsa. Esselatu ve selam aleyke ya Hasan Müşteba. Esselatu ve selam aleyke ya Hasan Geçti Kerbela. Esselatu ve selam aleyke ya Zeynel Abidineba. Esselatu ve selam aleyke ya Muhammed Bakır Beka. Esselatu ve selam aleyke ya Cafer Sıtkı Sefa. Esselatu vesselamu aleyke ya Musa-i Kazım Düsifat. Esselatu vesselamu aleyke ya Muhammed Şah Orhan. Esselatu vesselamu aleyke ya Muhammed Taki.
Esselatu vesselamu aleyke ya alel nâki. Esselatu vesselamu aleyke ya Hasan el-Gazi. Esselatu vesselamu aleyke ya Mehdi Said Zaman. La havle ve la kuvvete illa billah. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Allah Allah. Nur suresi 35. ayet. Allah Allah. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah Allah. Onun nuru içinde ışık bulunan bir tanrıya benzer. Allah Allah. Bu ışık bir cam içindedir. Allah Allah. Cam da sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Allah Allah. Bu yalnız ne doğuda ne de batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Allah Allah. Onun kendisine bir ateş değmese bile hemen ışık verir. Allah Allah. Bu ışık nur üstüne nurdur. Allah Allah. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah Allah. Allah insanlara misaller verir. Allah Allah. Allah her şeyi bilir. Allah Allah. Nur suresi 36. ayet. Bu ışık Allah'ın yüksek tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına izin verilen evlerde yakılır. Allah Allah. Onlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Allah Allah. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Çerah-ı Ruşen. Allah Allah. Vahri Dervişan. Allah Allah. Zuhur-i İman. Allah Allah. İmmet-i Piran. Allah Allah. Pir-i Horasan. Allah Allah. Kürşad-ı Meydan. Kuvve-i Abdalan. Allah Allah. Kanun-i Evliya. Allah Allah. Gerçek erenler demine. Bu gibi. La feta illa Ali, la sefe illa Zülfikar. Bebini Murazam ettik de. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Bebini vurun nübüvvet ike. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Bebini vurun sırrı velayet ike. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Çok şükür Allah'a. Çün çene uyandırdık o fahri hüdanın aşkına. Seyir ülken değil Muhammed Mustafa'nın aşkına. Saki Kevser Aliyel Mürteza'nın aşkına. Allah Allah. Hem Hatice hem Fatima oğlu Hayr-ı Nisa'nın aşkına. Allah Allah. Şah Hasan Mulk-i Rıza hem Şah Hüseyin'i Kerbela. Oğul İmam Etkiya Zeynel Avban'ın aşkına. Allah Allah. Hem Muhammed Bakır'ın ol kim nesli Fakir Mürteza. Cafer-i Sadık İmam Behlüman'ın aşkına. Allah Allah. Musa-i Kazım Sertiraz Ehli Hak. Hem Ali Musa Rıza'yı Asfiyan'ın aşkına. Allah Allah. Şah Taki ve Banaki hem Hasan-ı Askeri Gazi. Oğul Muhammed Mehdi Sahip Divan'ın aşkına. Allah Allah. Pirimiz, üstadımız. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Meryem'in aşkına. Haşredek yanan, yakılan aşkânın aşkına. Şah İmam Hüseyin kıblegâhımızdan eser. Ehl-i Beyt'i seven canlar bu cene ayak basar. Kırklar meydanında pirim, üstadım Câbir-ül Ensar. Ber Cemal-i Muhammed, Ber Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin. İmam Ali'yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa ve Ehl-i Beytine canı gönülden salavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in ve ala Ali Muhammed. Allah Allah. Cenab-ı Hak'tan bize ulaşan çerağımız azametiyle, rahmetiyle, kerametiyle yansın. Allah Allah. Bize ulaşan çerağımız nübüvvetin aşkıyla yansın. Allah Allah. Bize ulaşan çerağımız Şah-ı Merdan Ali'nin velayetinin aşkına yansın. Allah Allah. Ehl-i Beyt'in nuruna yansın. Allah Allah. Gerçeklerin nuruna yansın. Allah Allah. İnsan-ı Kamil'in aşkına yansın. Allah Allah. Tüm şehitlerimizin aşkına yansın. Allah Allah. Pir İnkar Hacı Bektaş-ı Veli aşkına Allah Allah. Yansın. Allah Allah. Her hizmetiniz kabul, muradınız hasıl Allah Allah. Allah Allah. Hizmetinizden hayır hasen et göresiniz. Allah Allah. Gerçeğe hürmemine ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sonun vahis
sana böyle etmişler. Ali Ekber'im, canım yavrum, her tarafın sarmaya ben.
Yaram kelbe, ayarası. Yaram
Yetişimde adıma da İmam Hüseyin. Bu aşkın elinden ciğerim daldı. Yetişimde adıma da İmam Hüseyin. Yetişin dağdım ata İmam Hüseyin. Ya Hüseyin, ya Macerayı Kerbela'nın bir günü mülkümüzde şu dünyada fanidir fani. Adınıza daima Hüseyin. Yetişim dağımıza daima Hüseyin. Thank you.
İmamların yası, yaşı çalatın. Hasmenin dertleri, yayman Hüseyin. Kerbela çölünde, yanı çalatan. Hasmenin dertleri, yayman Hüseyin. Kerbela çölünde kanı çalatan, Hasem'in dertleri, İmam Hüseyin, İmam Hüseyin. İktidar meydanı düşen idaçtı, gökte melekler kan, kanla yaz saçtı. 73 perivanlar hep şehit düştü. Hasem'in dertleri, İmam Hüseyin, İmam Hüseyin. 73 perivanlar hep şehit düştü. Hasem'in dertleri, İmam Hüseyin. Şehit düştü imamların serdarı. Arşa çıktı ehli beytin avazı. Takdirde yazılmış yazılan yazı. Hasem'in dertleri, İmam Hüseyin, İmam Hüseyin. Takdirde yazılmış yazılan yazı. Kerbela'da ehli beytin vuruda. Merdan kan ağlasan bende yeri var. Hasem'in dertleri, İmam Hüseyin, İmam Hüseyin. Hasem'in dertleri, Yayma mutakin, sever Muhammed Mustafa'nın koluna verelim salavat. Allahümme salala seyyidine Muhammed'in hala ve Muhammed. Yayma mutakin, sever Muhammed Mustafa'nın koluna verelim salavat. Çekerim aşkın yayını, cene girmesin hayrına. Sevit paralı buldu, yol hep kan yetmandı. Düğünler açan gibi ağlar da Hüseyin, Şah Hüseyin. Ey Hüseyin, ah Hüseyin, lanet kesin kanına gerçeğe. Bulunlardan onuya gider, gafil olmayın gazeteler. Bu yolmuş sanırım. Berzim Ali Muhammed, Berkim Ali Baba, Sağır Şarkı Hüseyin. İmam Ali birbiri verelim Muhammed Mustafa'nın uğruna. Can gönülden sağ olsun. Allah'ın esayla seyirine Muhammed İbari, Amin Muhammed. Eyvallah. Ey evellerin evelleri, ahirlerin ahir. Ey zahir ve batın olan, ey nur üstündeki nur, ey nuruyla kainatı çepeçevre kuşan.
Ey rahmeti bol, Allah Allah. Kerimi çok, ihsanı sınırsız olan. Allah Allah. Ey Rabbül Alemin sana ham, iki cihan serveri, gönüller güneşi. Allah. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa'ya Allah. Ve onun temiz pak eyli beytine selam ve salavat. Allah Allah. Allah. Ya Rabbi, tuttuğumuz oruçları, çektiğimiz yas-ı matemi, verilen lokmaları, yapılan hizmetleri, edilen zikirleri sen dergâh izzetinde kabul eylesin. Allah Allah. Bizi ehl-i beytin darından, didarından, katarından ayırmayasın. Allah Allah. Erenlerin, gerçeklerin, üst ümmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin. Allah Allah. Kerbela şehitlerine, hak yolunda şehit olmuş cümle şühedalara sen rahmet eylesin. Allah Allah. Adem Ata'dan Muhammed Mustafa arasında gelip geçen cümle nebilerin, resullerin, Ehl-i Beyt'in 12 imamların, erenlerin, evliyaların, gerçeklerin, hak ile hak olmuş cümle müminlerin, cemi cümlemizin geçmişlerin ruhlarına, Kerbela'da şehit olan İmam Hüseyin ve yarenlerinin ruhlarına Rıza'l Fatiha. Allah mekanların cennet, ruhların şad, kendi cemal ve didarına nail eylesin. Çelağımızı sır edelim.